Ünlü Türk analist 400 kat artacak dediği altcoin'leri açıkladı. Buna bir göz atacağız ve bu listede ne var ne yok diye bunun üzerine konuşacağız. Bir kere keşke bu doğru olsa da herkes kazansa. Ne diyor? 100x'ten 1000x arasına kadar yükseliş beklediğim kripto. Bak 2024 sonuyla 2025 ilk çeyrek arasında yani neredeyse bir yıllık zamanda 100x 1000x arasında bekliyor. Şimdi piyasada her zaman söylüyoruz risk ödül paritesi diye bir şey var. Bir şey ne kadar riskliyse o kadar da aynı şekilde tabii potansiyel ödülü de fazla olacaktır. Bu ödülden etkilenenler genelde risk kısmını görmezden gelebiliyor ama gelmemesi gerekiyor. Yani bu tabii ki o kadar kolay bir şey olsa herkes bu işi gerçekleştirir ve 1000x yapar, işin içinden çıkar. Dolayısıyla bunun o kadar kolay bir iş olmadığının bir kere farkına varmak gerekecektir. Risk ödül paritesi iyi diyebileceğimizde altcoin'ler var mı? Ya mesela altcoin'ler demek de doğru değil. Belli bir zaman içinde hareket kabiliyet yani risk ödül paritesi sadece bir kripto para için değil mesela. Şimdi şu altcoin'in risk ödül paritesi iyi mi? Ne zamanı soruyorsun? Yani 20 sene sonrayı soruyorsan bilmiyorum. Kimse de bilmiyordur büyük ihtimal yani risk ödül. 20 senelik bir işi yaparsan çok mantıklı bir analiz yapamayız onun için öyle değil mi? Ethereum bile olsa. Ancak risk ödül paritesi dediğiniz şey dediğim gibi. Belli bir zaman için mesela biz burada konuşurken sezonluk konuşuyoruz muhakkak. Bu sezon için bunu konuşuyoruz. Risk ödül paritesi iyi olan altcoin'ler mesela Sol çok iyi. Niye? Çünkü sezon içerisinde hayatta kalma kabiliyeti çok yüksek, çalışabilirliği çok yüksek. Aynı zamanda potansiyel ödülü çok yüksek. Yani sezonu çıkaracak. Aynı zamanda çok ciddi yükselişler yapacak. Bitcoin ile Ether'i saymıyorum bile. XRP bir yerde Ripple'ın inanılmaz anormal gücü, bir yerde de XRP coin'deki potansiyel girişler, kalkan ambargolar, yeni listelemeler. Bunları düşünmek lazım. Yine ADA, AVAX. Yani şu anda aslında majör altcoin'lerin tamamı risk ödül paritesi hemen hemen tamamı iyi. Yani şuraya girdiğimiz zaman mesela ben size risk ödül paritesi iyi diyebileceğim bir sürü altcoin sayarım. Yani kripto, Bitcoin, Ether bakın XRP Sol. Ana mantık şu olacaktır. Zaten ne dedik? Bu sezon para oldukça tekel dönecek. Yani tek noktada çok fazla dönecek buradaki para, buradaki varlık, tamam mı? Genelde Bitcoin'e ve en popüler, en büyük kripto paralara akacak. Bununla alakalı da ne dedik daha önce? Zaten çok fazla konuştuğumuz bir konudur bu. Dolayısıyla burada tutup da açmayacağım. Bundan kaynaklı olarak da şu anda şiş gibi görünen kripto paraları bu sezon bu majör altcoin'leri majörün ötesinde çok farklı, çok inanılmaz yükselişler yaparken görebilecekken bu coin patlar, uçar, kaçar, 400, 1000x bekliyorum dediğiniz kripto paraların adını duyamayacağınız bir noktaya kadar geri çekildiğine de şahit olabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Neymiş? 400 katlık yükseliş bekliyor. 1000 katlık yükseliş bekliyor. Generalin altcoin tahminleri 1000x'e kadar bekliyor. İyi bakalım. Ne varmış burada? Ordi, Jasmine, Voxel, Win. Ayrıca Wojak, Laoli, Vinu, Lux, Monk, Turbo, Ladies ve UFO'lar. Bak saydıklarının hepsi shitcoin bu arada. Yani hepsi shitcoin. Şimdi ben shitcoin yatırımını mantıklı bulmuyorum. Ha, yapanlar var. Yani shitcoin alımı yapanlar var. Yapan ne yapıyor biliyor musunuz? Çok ufak miktarlar atıyor. Mesela şey bile shitcoin alımı yapıyor. Arthur Ace shitcoin alımı yapmıyor mu? Yapıyor açıkça söylüyor. Ya da Tron kurucusu Justin Sun shitcoin alımı yapmıyor mu? Yok açıkça söylüyor yapıyor.
Ama ne kadar gireceğini biliyor. Adam yok denecek bir meblağ giriyor shitcoinlere. Çok ufak bir miktar giriyor. O yüzden tutup da bunlara büyük, yani shitcoin yatırımı yapmayın da demem. Yapıyorsanız tam anlamıyla, yani bunun bir yatırım olmadığının değerlenmesini beklediğiniz bir para ise buradaki para ve önemli bir varlıksa kesinlikle girmeyin. Çünkü çok başınız ağrıyabilir. Buraya gelince fark ettiyseniz hep shitcoin'lerden bahsediyor burada. Ama bunların shitcoin olduğunu bilerek bahsetmek gerekiyor ki bu noktada yatırımcının kafası da karışmasın. Bakıyorsunuz mesela Ladies. Ladies çıktı. Elon Musk'ın sadece tek bir söylemi üzerinden Elon Musk NFT'lerle alakalı konuştu. Bir tane ekip aynı isimde bir varlık çıkarttı ve bir anda bu 1-2 saat içinde 120 kat arttı. Çünkü millet zannetti ki bununla alakalı konuşuyor. Halbuki bununla alakalı konuşmuyor adam. Adam konuştu. Konuştuktan sonra çıkardılar. Ya da Jasmine mesela burada. Jasmine var. Şimdi Jasmine üzerinde korkunç bir enflasyon var Jasmine. Ya öyle böyle değil. Mesela Filcoin de çok ciddi düştü. Fakat Filcoin ile alakalı konuşurken dönebilmesi noktasında sebepler bulabiliyoruz. Dönebileceği ile alakalı ciddi yüksek argümanlar söyleyebiliyoruz. Bunun farkında olmak lazım. Ama Jasmine yeniden ATH yapabilir mi? Yani bu kadar yüksek enflasyonla yapamaması lazım. Tamam. Mesela PIP 2.0. Abi PIP 2.0 ne? Yani çok aradın mı mesela PIP 2.0? Ha PIP yetmiyor. PIP gibi güçlü bir altcoin yetmiyor. PIP 2.0 diye bir şey var bir de yani. O da eksik kalmasın. Peki. Volt, Fitfi, Willow, KLV, Samo, SPI, SIS, TCLP, Atlas, Raka. Mesela neymiş bunlar? Mesela Atlas ve Raka. Şimdi Raka'da da korkunç bir enflasyon var. Çok ciddi bir enflasyonu var Raka'nın. Öyle böyle değil. Atlas. Aynı şekilde Star Atlas. Zaten GameFi ve Metaverse'den bu sezon uzak durmak lazım. Dediğim gibi yatırım yapılabilir ama artık Atlas'ın aynı zamanda Raka'nın eskisi gibi olmadığını ve bu sezon genelinde konuşacağımız zaman beklentinizi karşılayamama ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilerek buradaki altcoin'lere bu şekilde bir yaklaşım içerisinde bulunmanız gerekiyor ki ondan sonra da başınız ağrımasın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.